Sayın seyirciler, ne siyaset, ne adalet, ne yanan ormanlar, ne de Libya'da yaşananlar. Son günlerde gençlerimizin en çok ilgi gösterip konuştuğu konu yeni tanıtılan akıllı telefon marka modellerinden biri oldu. Buyurun izleyelim efendim. Dede. Ne var? Ya hadi bana şu kahramanlık hikayeni anlatsana. Daha dün anlattım ya evladım. Bir daha anlat dede. Hadi bir daha anlat lütfen. Madem çok istiyorsun anlatayım. Evlat. Sene 2012. Bundan yıllar evvel. Arkadaşlarla mevzideyiz. 3 gündür bekliyoruz. Sabah harekat başlayacak. Vay be, çok heyecanlı. Sonra? Aylardan aralık. Hava var ya buz. Yemek yok, su yok. Dayanacak gücümüz kalmamış. Ama hepimiz inanmışız bir kere. Bu yola baş koymuşuz. Sabah tam 9'da hücum emri verildi. Arkadaşlar, kapılar açıldı. Hücum! Var ya torun, en önde ben. Mağazaya bir dalışımız vardı ki görmeliydin. Mağazanın kapısında 3 gün 3 gece bekledik ama Fonfon 5'i de herkesten önce almayı başardık. Vay be dede, tarih yazmışsınız resmen, tarih. Ya çok zor günlerdi evlat, çok zor. Bizim nesil çok zorluklarla mücadele etti. Sizin gibi Fonfon 45'i kolayca alamadık biz. Savaştık onun için, savaştık. Hey gidi günler hey be. Sayın seyirciler, öğrenci fazlası yüzünden sabahçı öğlenci sistemi uygulanan okullarda teneffüsler de 10 dakikadan 5 dakikaya indirildi. Bu durum en çok 5 dakikada tuvalet ihtiyaçlarını gidermeye çalışan minikleri zorluyor. İzliyoruz efendim. Evet çocuklar, tekrar edelim. Neymiş bu harf? A. A. Bu da B. Neymiş? B. Aferin. 3. harfimiz de C. C. Evet çocuklar, sizin işiniz bittiyse pantolonlarınızı çekin, boylarınıza göre ayarlanmış lavabolarda ellerinizi yıkayın ve tuvaletten sınıflarınıza dönün. Sınıflarınızı bulabilirsiniz değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Tamam, sırada bekleyen çocuklar, kuyruğun başından üçünüz gelin bakalım. Geçin oturun klozetlere, hem şeyinizi yapın hem de beni dinleyin. Bakın bakalım, ne yazıyor tahtada? A. A. Bu da B. B. Bak sen şu işe ya. 5 dakikalık teneffüs 300 öğrencinin 3 tane klozeti kullanmasına yetmeyince tuvalet dersliği doğdu kendiliğinden. Ama iyi oldu. Eğitim aksamıyor. Aralıksız devam ediyor böylece. Öğretmenim. Söyle yavrum. Canberk pırt yaptı. Sayın seyirciler, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, plakettir, hediyedir. Kaldırsak da bu tür sıkıntılar yaşamasak. Her taraf çuvallar dolusu plaket dedi. Buyurun izleyelim efendim. Ya sayın müsteşarım, ne yettiniz de geçerken uğradınız ya. Dert yanma imkanı buldum size valla. Bakın biz bu yıl bayağı bir bütçe sıkıntısı çekiyoruz. Bu yıl hep birlikte biraz öyle oldu sayın genel müdürüm. Bir plaket daha alır mıydınız sayın müsteşarım? Zahmet olmazsa alayım genel müdürüm. Alayım ama ben tedariksiz çıktım yola. Şşt, oğlum senin üzerinde fazla plaket var mı? Var efendim, vereyim hemen, buyurun. Ver de genel müdürümüze mukabelede bulunalım. Buyurun efendim, alayım onu da. Evet, ne diyorduk sayın müsteşarım? Bütçe konusu. Biz sosyal tesisleri kiraladıktan sonra ben biraz düşündüm başka ne yapabiliriz diye. 26 çuval plaket varmış arşivde. Onu sattım hurdacıya ama tabii pek bir para etmedi. Plaket deyince bir plaket daha alır mıydınız sayın müsteşarım? Vallahi zahmet olmazsa ama ufak bir şey olsun ya. Tamam, ufak bir şey olsun. Peki bir çay daha alır mıydınız sayın müsteşarım? Zahmet olmazsa o da açık olsun ama. O da açık olsun. Ne diyorduk? Bütçe. Bütçe. Sayın seyirciler, yeni anayasa çalışmaları oldukça ağır ilerliyor. Öyle ki Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bir maddenin sadece ele alınması bile haber oluyor. Sonuç çıkmasa da komisyonun toplanması bile uzlaşma, ilerleme, gelişme sayılıyor. Buyurun izleyelim efendim. Evet efendim, buyurun Sami Bey. Partinizin görüşünü bizimle paylaşmanızda uzlaşmamız açısından bir sakınca olmadığı ümidi içerisindeyim. Buyurun. Evet. Yanlış duymadık değil mi? Evet dediniz, evet dedi. Evet dediniz değil mi? Sanırım. Sayın Başkan, evet mi sanırım mı? Yani bilelim de ona göre. Kaldırmayın yani bizi masadan ha.
Aman efendim, sorun yok, hiç sorun yok. Yani ha evet ha sanırım. İkisi de aynı şeyler. Öyle değil mi Sayın Sami? Şimdi yeni bir anayasa yapılması hakkında gerek kamuoyunda gerek partimizde oluşan hassasiyetin dikkate alınması neticesinde vardığımız noktadan konjüktüre kuş bakışı baktığımızda gördük ki... Evet. İşte gördük ki, gördük yani o kadar. Efendim ne gördünüz, onu söylemeyecek misiniz? Ama önce onlar da bir şey söylesin Sayın Başkan. Bakalım onlar da bakıyor mu, görüyor mu değil mi? Yani belki de bakmıyorlar, görmüyorlar. Var mı uzlaşma yani aramızda? Anlayalım önce bir bunu. Efendim bakıyor ve görüyor musunuz sizler de? Ya kör değiliz ya Sayın Başkan, cam gibi görüyoruz, cam cam. Efendim yaşasın yaşasın. Bakın ne güzel değil mi? Hepimiz bakıyoruz ve görüyoruz. Artık nereye bakıyoruz, ne görüyoruz? Bunu da bir sonraki toplantımızın gündemi yaptım gitti. Ben bugün kaydettiğimiz gelişmeyi derhal gidip basına duyurayım. Ama önce bu uzlaşmayı, bu ilerlemeyi kutlamak için bir şişe ayran patlatalım ha, ne dersiniz? Hadi yanındaki kebaplar da benden. Tamam mı? Haydi çak çak. Çak 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 çak. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.